Merhaba sevgili dostlar, Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sayısal mantık problemlerinde 10. testimizi çözüyoruz. Evet, ilk sorumuz. 1'den 16'ya kadar olan tam sayılar yukarıda verilen kutucuklara aşağıdaki kurallara göre yerleştiriliyor. Her bir kutucukta farklı bir sayı olmalıdır. Zaten 16 tane kutucuk var. Her bir satırda bulunan sayıların toplamı aynı olmalıdır. Satırdaki de sayıların toplamı aynı mı olmalıdır? Bir dakika, burada bir duralım. Satırdaki sayılar soldan sağa doğru artmalıdır. Evet. KLM sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi dostlar, 1'den 16'ya kadar olan sayıların toplamını hesaplaması kolay. Ardışık sayılarda terim sayısı zaten 16. Ortanca terimle 1 ile 16'nın toplamının yarısı. Bunu da ne yaptım? 8. Ve bu da ne yaptı? 80, 56 daha. 136. Şimdi 136'yı 4'e böleceğiz. Gerçi bölmeden de yapardım ama. 136'yı 4'e böleceğim. 4 tane satırım var. 4 kere 3, 12, 16, 4 kere 4, 16. Yani bunların toplamı ne yaptı? 34. Bunların toplamı ne yaptı? 34. Ve bunların toplamı ne yaptı? 34. Ve bunların toplamı ne yaptı? 34. Şimdi şuradan başlayalım. 34. 11, 12 daha 23, 28. 34 olması için ne olması lazım? Buranın 6. Burayı hallettik. Şuraları da halledebilirim. Neden? Şimdi şuradan artan sırada olacağı için soldan sağa doğru artan, yani 2'den küçük sadece tam sayı ne var? 1 var. Burayı da hallettik. Hatta şurayı da hallettik. 3. Evet, orada bir duralım. Şimdi gelelim şuna. 3, 4 ne yaptı? 7. O zaman şu ikisine ne kaldı? 27. Ben şimdi bu sayıların hepsini yazayım. Evet, bu sayıların hepsini yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 mı? Şimdi kullandıklarımızı çarpı atalım. 11 ile 12'yi kullandık. 5 ile 6'yı kullandık. 1, 2, 3, 4'ü kullandık. Ve bu kadar. Şimdi 27. Şimdi 27'yi düşün. 13, 14, 27. Başka 10. Başka yok. Bakın bu 13, 14'te nereye gelebilir o zaman? Buraya gelebilir. 13, 14. Ne yaptı burası? 27. O zaman bunları da kullanmış olduk. Şimdi geldim şuraya. 1, 2, 3. O zaman bundan 3 çıkaralım. Burası da ne yaptı? 31. 15, 16, 31. Ve küçükten büyüğe doğru gideceğiz. 15, 16 ki L'yi bulmuş olduk. L neymiş? 15'miş. Evet, şimdi geldim şuraya. Bunun artık bu çok kolay çünkü kalan sayıları küçükten bir oraya yazacaksın. Yani burada ne kaldı? 7 kaldı, 8 kaldı, 9 kaldı ve 10 kaldı. Bakın burada kalan sayılarım 7, 8, 9 ve 10. Böylelikle K'ya ne gelmiş oldu? 8, M'ye ne gelmiş oldu? 10. Evet, 10, 25, 33. Doğru cevabım da bunların toplamıydı. C şıkkıdır. Bir laboratuvarda erkek ve dişi kobay fareler üzerinde yapılan bir ilaç deneyi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Erkek fareler her 12 saatte, dişi farelere ise her 8 saatte birer adet tablet ilaç verilmiştir. Erkek farelere 0,5 gramlık, dişi farelere ise 1 gramlık tabletler verilmiştir. Bu farelere bir günde, burada bir duralım. Erkek farelere geldim. 12 saatte bir tablet veriyorsa bir günde 12 saatte bir ise 24, 2 tablet veriliyor. 2 tablet veriliyor. Dişilere ise bir günde 8 saat, 3 kere 8, 24, 3 tablet veriliyor. Bir günde. Tamam. Erkek farelere gram olarak 2 tablet 0,5 gramlıktan bir günde 1 gram almış oluyorlar. Dişiler ise 1 gram, zaten 3 tablet 3 gram almış oluyorlar. Evet.
Ondan sonra 85 gram ve 95 tablet. Şimdi erkeklere E dedik, dişilere de D dedik. Şimdi tablet olarak erkeklere 2 tablet verdiğime göre E'yi 2 ile çarptım. Dişilere 3 tablet verdiğime göre 3 ile çarptım ve toplamda tablet sayısı. Tablet sayısı da neydi? 95. Şimdi erkeklere E dedik ve 1 gram alıyor. 1 gram E yani. Dişilere D dedik ve 3 gram alıyorlar. 3 ile çarptık ve bu da gram. Gram olarak da 85 gram ki basit bir ikinci dereceden değil mi? Şey, iki bilinmeyen denklem çıktı karşıma. O zaman bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam dişiler gider. Burada bir erkek kalır. 95'ten 85 çıkardım 10. Erkek sayısı olmuş dostlar. Toplam kaç fare? Yani dişiyi de bulacağım. O zaman erkek sayısı 10'sa bunu bu tarafa atarım. 3 dişi ne olur? 75. Yani dişi ne olur? 25. Bunun da toplamı ne yapar? Evet, aynen. 35 yapar ve doğru cevabımız D şıkkıdır. Her birinde 5, 10, 20 liralık 3 tür banknotun bulunduğu KLM kasaları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her kasada eşit sayıda 10 liralık, yani bu da küme sorusu ama burada bayağı bilinmeyen var. Şöyle yapalım. Şöyle bu çetele dediğimiz olaylara giriyor biraz. Şöyle yapalım. K, L, M kasalarımız var. 5, 10 ve 20 liralık banknotlarımız var. Şimdi her kasada eşit sayıda 10 liralık banknot vardır. O zaman eşit sayıda 10 liralık banknot varmış. L kasasında 3 türden de eşit sayıda banknot vardır. Evet, bunu da hallettik. M kasasında 3 türden de aynı değerde banknot vardır. Bu bir dursun. Bu 3 kasadaki 5 liralık banknotların toplam değeri 10 liralık banknotların toplam değerine eşittir. Şimdi 10 liralık banknotların toplam değeri 30x değil mi? Demek ki 5 liralıkların da toplam değeri neymiş? 30x'miş. Şurası 5x, burası 25x o zaman. Buna göre K kasasındaki 5 liralık banknot sayısının 10 liralık banknot sayısına oranı. 5 liralık 10 liralık oranı. Ha, bunu şimdilik yapamam. Şimdi şöyle yapalım. Şurada bir şey atlamıştık. M kasasında 3 türden de aynı değerde banknot vardır. M kasasında. 5 liralıklardan kaç tane var? A. O zaman 5A. 10 liralıklardan kaç tane var? 10X. O zaman A ne oluyor buradan? 2X oluyor. Burası 2X. Şimdi bir dakika, burası 2X'e. X 5X. 2 de 10x 15x. 15x çıkardım, 15x. O zaman buraya ne kaldı? 3x. Zaten soru şuydu. Şunla şunun kaç katı olduğu? Yani 3 katıdır. K kasasındaki 5 liralık banknot sayısı 10 liralık banknot sayısına oranı. 3x bölü x. Anlaşıldı. Şuraları kafadan topladım. Biraz dikkatli olun. Evet, gene kafadan yapacağımız bir soruya geldik. Engin bir kalıp kek tarifi için malzeme olarak 3 bardak un ya da 2 bardak irmik, 1 bardak süt, 2 adet yumurta kullanmaktadır. 6 bardak unu, 4 bardak sütü, 10 adet yumurtası olan Engin elindeki unun tamamı bitene kadar bu tarife göre kek yapmıştır. Sonra elinde un kalmadığından bunun yerine yeterli miktarda irmik kullanarak sütün tamamı bitene kadar devam etmiş kek yapmaya. Son durumda elinde kalan yumurta sayısı. Şimdi şöyle yapalım. Un 6 bardak var. Süt evet 4 bardak var. Ve yumurtada 10 adet var. 10 adet. İlk önce unu bitireceğiz. Unu sıfırlayacağız. İki tarif olur o zaman. 2 bardak süt gider. 2 kalır o zaman. Bu 2 yumurta kullanıyorsun. 2 tarifte 4 yumurta kullanırsan 6 kalır. Gördüğün gibi hemen kafadan yapabiliyorum. Sonra un bitti, irmik var ama irmik önemli değil. Çünkü irmik için ne demiş? Yeterli miktarda irmik var demiş. Yeterli miktarda. O zaman süt bitene kadar, sütün tamamı bitene kadar devam edeceğim. Yani sütü sıfırlayacağım.
Zaten bir bardak sütle demek ki buradan da iki tane tarif yapılır. İkişerden dört tane gider ve buradan da ne olur? İki tane en son yumurta kalır ve zaten bu kalan yumurtayı sormuş. Evet, bu da çok basit bir soruydu ama sınav sorusuydu. Evet, aldım araya. Bir balıkçıda 5 çeşit balık satılmaktadır. Bu balıkçıda başlangıçta 72 kilogram balık varken gün sonunda satılmayan 24 kilo balık kalmıştır. Satılmayan 24 kilo balık kalmıştır. Aşağıdaki daire grafiklerinde başlangıçta bulunan ve gün sonunda kalan balıkların ağırlıkça dağılımı. Şimdi başlangıçta ne kadar var? 72. Gün sonunda kalan ne kadar var? 24. Ve bu kadar. Tamam. Evet. Buna göre 4 kilo kefal satılmış, hamsinin tümü satılmış, çupranın yarısı satılmıştır. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi 360 ve 72 arasında bir ilişki var mı? Of, süper. 72'nin gördüğün gibi 5 katı. Ne oluyor? 360 oluyor değil mi? 360 derece. Demek ki 360'ı 5'e böldüm. 72 kilo. Yalnız 72 kilogram bu. Evet. O zaman şöyle yapıyorum. 360'ı 5'e böldüm 72. Yani dereceyi 5'e böleceksin. 75'i 5'e böldüm. 15 kilo levrekten bahsediyoruz. 5'e böldüm. 16 şey 16 mı olur canım? 18. 18 kilo palamuttan bahsediyorum. 5'e böldüm. 21 kilo hamsiden bahsediyorum. 5'e biliyorum. 9 kilo kefalden bahsediyorum. 5'e böldüm. 9 kilo çupradan bahsediyorum. Evet, çupra. Şimdi geldim buraya. 360 ile 24 arasında bir ilişki var mı? Tam göremedim. O zaman şöyle yapalım. 360 derece 24. Mesela 60 derece. Kaç? 6'da 1'e. Değil mi? 6'ya böl. Bunu da 6'ya böl. Bu da ne yaptı? 4. Demek ki 4 kilo kefal kalmıştır. 4 kilo kefal kalmıştır. Bu doğruymuş. Şimdi şöyle arada bir ilişki var mı? 15'te 1'i mi oluyor bu? İstersen şöyle de yapabilirsin. Peki 45 derece 8'e bölüyorsun. 3. Görüyor musun? O zaman 3 kilo. Evet, 15. 15'e bölecekmişim. O zaman bunu 15'e bölelim. 8 kilo. Bunu 15'e bölelim. 7 kilo. Bunlar da kalanlar. Hamsinin tümü satılmıştır. Burada kalanlarda hamsi yok zaten. Abareyi çok kolaymış. Çupranın yarısı satılmıştır. Çupra 9'du, kalan 3. Değil. 9'du, kalan 3. Yarısı satılmamış. Yani doğru cevabımız nedir? 1 ve 2'dir. Yani daha da güzelleştirilebilir bir soru. Bence güzel bir soru. Böyle biraz ilgilenmenizde fayda var ama biraz kolay olmuş. Yani şu 4 kilo kefal kalmıştır falan, değil mi? Birazcık basit almış ama bence güzel soru. Bir kreşte Lale, Manolya ve Nergis isimli 3 sınıf bulunmaktadır. Bu sınıflardaki öğrenci sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kreşteki öğrencilerin %50'si Lale, %30'u Manolya, kalanları ise Nergis sınıfına kayıtlıdır. Manolya sınıfına kayıtlı öğrencilerin %30'u, Nergis sınıfına kayıtlı öğrencilerin %45'i erkektir. Yani bu soru küme sorusu dostlar. Şimdi küme sorusunda da şöyle yapıyorduk. Çetele gibi değil mi? Tablo yapıyorduk. Şimdi erkekler var. Kızlar var. İşte Lale var, Manolya var ve Nergis var. Evet. Lale sınıfındaki erkek öğrencinin sayısı kreşteki toplam erkek öğrenci sayısının %60'ını oluşturmaktadır. Bu kreşteki öğrencilerin yüzde kaçı erkektir? Bakın erkek yüzde sorusu sorduğu için kreşteki öğrencilere 100 diyeceğim ben. Şimdi şuraya bir daha geldim. Kreşteki öğrencilere 100 dediğim için çok kolay hesap yapacağım. %50'si Lale. Yani Lale'dekilerin toplamı ne olacakmış? 50. %30'u Manolya. Bunların toplamı ne olacakmış? Bunların toplamı da 30. Ve geri kalanlar da tabii ki ne olacak? 20. Buraya ayarladık. Manolya sınıfına kayıtlı öğrencilerin %30'u erkekmiş. Manolya'da tamamı 30. 30'un %30'u demek 30'u direkt %30'la çarp. Yani 30 bölü 100 ile çarparsın. Sıfırlar gitti 9. Burada 9 tane erkek varmış. Demek ki 21 tane ne varmış? Kız. Geldim şuraya. Nergis sınıfına kayıtlı öğrencilerin ise %45'i erkekmiş. Nergis sınıfında toplamda 20 var. %45'i demek. Bunu %45 yani 45 bölü 100 ile çarparım. Bu sefer de şunu 20'ye bölelim. 5 ve gene 9 çıktı.
Nergis'te de 9 erkek varmış. O zaman kalanlar 11 kişi kızmış. Ve olayın can alıcı yerine geldik. Lale sınıfındaki erkek öğrenci sayısı. Lale sınıfındaki erkek öğrenci sayısı. Kreşteki toplam erkek öğrenci sayısının %60'ı. Şimdi toplam erkek şurası. Eğer ben oraya x dersem toplam erkek ne oluyor? X artı 18. Şimdi x artı 18'in %60'ı neymiş? X'miş. Bu arada bu 20'ye böldüm. 3 bölü 5. Sonra 3'ü buraya da attım. 3x artı 54 ve 5x. O zaman 54 ne oldu? 2x ve x ne oldu? Evet, 27. Tamam. Şurası ne oldu? 27. Burası işime yaramayacak ama bunu da söyleyivereyim. 27 ve 23. Ben erkek sayısını istiyorum. Yani burayı istiyorum. Onu zaten biraz önce hesaplamıştım şurada. Erkek sayısının toplamı buraya 27 olunca. Şimdi 27, 10 daha 37, 45. Demek ki %45'tir. Soru yüzde sorusu olduğu için neyin yüzdesi diyor öğrencilerin. O zaman öğrencilere yüz dedim ve devam ettim. Ama bu soru zor soru. Neden? Çünkü burada 6 tane küme var aslında. Yani 3 küme var da ikişer ikişer ayıracaksın. Biz bunlarda ne yapıyorduk? Böyle çetele yaparız. Böyle tablo yaparız ve daha rahat çözeriz. Geldik başka bir sorumuza. Sadece çarpma işleminin yapıldığı bir hesap makinesi birler ve binler basamağındaki rakamları göstermiyor. Zekiye 180 ile iki basamaklı bir sayıyı çarptığında ekrandaki sayıyı okuyor. Yani 180 ile iki basamaklı bir sayıyı çarpıyor ve ekrandaki A, 7, 6, B sayısını okuyor. Hadi A, B diyelim o yıldızlara. Zekiye 140 ile aynı iki basamaklı sayıyı çarparsa ekrandaki görüntü aşağıdaki hangisi olur? Şimdi dostlar buradaki espri bölünebilme kuralları. Şimdi 180'de ne var? Bir kere 2 var, 9 var, 10 var. Evet, 2 var, 9 var ve 10 var. Şöyle söyleyeceğim. Bir sayı 10'la bölünüyorsa sonu 0'dır. Onu hallettik. 2'yi de otomatik olarak hallettik. 9. Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olacak. Şimdi 7 ile 6'yı topladım 13. 13'e ne eklersen 9'un katı olur. 5, 18 oldu ve sayımızı bulduk. 5760. Ama bana x'ye lazım. O zaman bunu tekrar biz 180'e bölelim. Şimdi 180 4 kere olsa 700 olur. 3 kere olsa 540 olur. Evet, 3 kere olsa 540 olur. 360'ta da 2 kere var. Ana, x y'yi bulduk. X y neymiş? 32'ymiş. Şimdi 140 ile 32'yi çarpacağız. Evet. 0, 4 kere 2, 8, 2 kere 1, 2, 3 kere 0, 12 elde var 1, 3 bir de elde 4. Evet, burayı şöyle yaptım. 8, 4 ve 4. Ama baştaki de sondakini okumayacağız. Orta okuyacağız. 48 olan hangisi? Evet, C şıkkı. Süper bir bölünebilme sorusu. Çok güzel bir soru ve devam ediyorum. Yine bir tablo doldurma sorusu. Aşağıdaki sayı bulmacasındaki taralı alanlar hariç diğer karelere birden 10'a kadar sayıların tümü 1 ve 10 dahil her satırda ve her sütunda yalnız 2 tane sayı olacak. Yani 3 tane var ama 2 tanesini dolduracaksın. Burada 5 tane var ama 2 tanesini dolduracaksın. Biçimde yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar o satır ve sütundaki sayıların çarpımıymış. 60 mesela. 6, 10. 5, 12. Ya sadece 6 ile 10 olabilir o zaman. Neyse mesela. Sonra bakayım. Buna göre soru işaretiyle gösterilen kareye hangi sayı yazılmalıdır? O zaman şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İyi de sorun şu. 60'ı 6, 10 yazacağız. Hangisini 6, hangisini 10 yazacağız? Mesela buraya 10 yazıp buraya 8 yazabiliriz, değil mi? Böyle takip etmemiz lazım. Mesela 9. 1 ile 9 olur. 3 ile 3 olmayacağına göre hangisine 1, hangisine 9 yazacağız? 35, 5 ile 7 olur. Yani bunları az buçuk bulduk. 6 ile 10 olur. 1 ile 9 olur. 5 ile 7 olur.
Burası 6 ile 2 olabilir ama yandan gidecek. 6'ı yukarıda kullandım. Demek ki 4 ile 3 olur. Burası da 16, 2 ile 8 olur. Hepsini buldum. Şimdi nasıl yerleştireceğim? Cevabın ya 4 ya 3 zaten. Orayı anladık. 4 mü 3 mü? Şuraya bakıyorum. 24. 3 de oluyor, 4 de oluyor, değil mi? Neyse. Şu 7 asal mesela 1 ile 7 olsa buraya 7'yi koyamam. O zaman 7'yi buraya koyacağım. 1'i de buraya koyacağım. Evet. 1 ile 7'yi hallettik. Şunu hallettik. Şimdi 5. Ya 5 buraya gelmez. 5 buraya ya da buraya gelecek. Oraya geç. Burayla ilgileneceğim. 9 buraya gelmez. 6 ya da ya bitti. Şöyle. Buraya 6 ya da 10 gelecek. Demek ki buraya 6 gelecek. O zaman buraya 4 gelecek. Demek ki 4'müş. Yani bununla biraz daha uğraşıp sayıların tamamını doldurabilirsin. O zaman mesela buraya 10 gelecek. Biraz önce göstermiştim onu. O zaman buraya 8 gelecek. Şuraya 3 değil 2 gelecekti. 2'yi o zaman buraya koyalım. 9'u buraya koyalım. Hem buradan hem buradan tutsun. Yani böyle gidiyor. Şimdi 3'ü nereye koyayım? 9, 2, 18, 80. 3'ü buraya koyayım. 3'ü buraya koyayım. 3, 5, 5. 5'i de buraya koyayım. Herhalde bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani güzel bir soru olmuş. Arada boşluklar olması için, değil mi? Boşlukları da değerlendireceksin, tutturacaksın falan filan. Evet, güzel bir bulmaca, sayı bulmacası olmuş. Ve bir testimizi daha bitirdik. Diğer testleri de mutlaka izleyin. Hadi kalın sağlıcakla.